Hamilelik dönemleri itibar ederimizin aslında ilk 3 ay biraz işte bu gebelerde bulantı hissinin olması, çok iştah kaybının gerçekleşmesi, her şeyi yememe durumu dışında iyi bir dönemdir. Ama en güzel dönemi hamilenin ilk 3 ayla 6. aylar arasındadır. Çünkü artık annenin bulantı şikayetleri geçmiştir. Annenin karnı çok çıkmamıştır. Rahat hareket ediyordur, gebedir, mutludur, işte kıyafetler alıyordur. En güzel günlerdir. 6. aydan sonra ise artık karnı daha çok çıkmaya başlar. Hele 7. 8. aya gelince bazı aslında kısıtlamalar gelir. İşte hamilenin zor dönemleri o zaman başlar. Ne olur anne adayı tabii karnı öne doğru büyüdüğü için, öne doğru dengesi bozulduğu için kendini geriye doğru atar. Bel çukuru artar. Buna bağlı siyatik şikayetleri yani ayaklara vuran ağrı, bel ağrısı şikayetleri artabilir. Tabii karnı büyümesine bağlı, mideyi yukarı doğru ittirmesine bağlı, reflü dediğimiz işte özofagusta yemek borusunda yanma şikayetleri, kabızlık gibi şikayetler bunlar da artabilir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi tamamen bebeğin içeride büyümesine, çevre organlara yaptığı basıya ve vücudun dengesine bağlı, bozulmasına bağlı bir takım şikayetler ön plana o dönemde hastanasıya farklı olmakla beraber çıkabilir. Tabii bir de plasentanın yer değişimi dönemidir. Bebeğin durumu pozisyonu dönemidir. Su gelişi gibi hafif lekelenmeler veya kanama gibi belirtiler de bunlar da bu dönemde sıklıkla erken doğum olarak 32 ile 37. hafta arasında karşımıza çıkabilir. Anne de bu durumlara karşı mutlaka kendine dikkatli olmalıdır. Çünkü doktor uyaracak olan odur. Biz de bu durumda bebeğin bir sıkıntı olup olmadığını ultrason ve ön değerlendirmelerle tespit edebilmekteyiz.